Güzel bir cuma gününe merhaba diyoruz. Artık haftanın son iş günü, haftayı net günlüğü adını noktalayacağız. Sizleri güzel bir hafta sonuna uğurlamaya niyetliyiz. Menümüz zengin, güzel bir akış derledik sizler için. Hafta sonu bizleri neler bekliyor, dün neler oldu? Şöyle güzel bir şekilde spor camiasında neler oluyor, neler bitiyor? Güzel bir şekilde sizlere aktaracağız. Ama diyoruz ki biz ne kadar güzel hazırlanırsak hazırlanalım, sizlerle program çok daha keyifli, çok daha güzel oluyor. Bu sebeptendir ki bizlere katılmanızı istiyoruz. Adreslerimiz hop diye aşağıya geldi. Sorumuzu da getirelim bakalım ekranlarınıza. Bugün sizlere neler sorduk acaba, buyurun. Aşağıdakilerden hangisi Şampiyonlar Ligi grup kurasına birinci torbadan girmek için yeterli değildir? Giderek zorlaşıyor farkındaysanız sorularımız. Fark ettiniz mi? İspanya şampiyonluğu, İngiltere ikinciliği, Avrupa Lig Kupası, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Çok zor bir soru mu oldu acaba? İzleyicilerimiz başarılılar bu konuda. Her ne kadar o çıtayı yükseltmiş olsak da siz her geçen gün o zorluk derecesini aşabiliyorsunuz. Bir zorluk derecesi daha var ama bunun çok büyük bir zorluğu yok. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Kim bu çocuk dedik? Kendisi paylaştığı için paylaştık diyelim. Yani aslında hiçbir şey değişmemiş. Küçük küçük dokunuşlar, sakalları çıkmış, o kadar. Tek değişiklik o olmuş. Hala çocuk diyebileceğimiz bir isim. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Gelsin bakalım paylaşımı. Dün akşamki B36 Torşan karşılaşmasının yansımalarını görüyoruz. 2-0'ın rövanşında 6-0 yendi Beşiktaş. Goller Larin'den, Caner'den, Oğuzhan'dan ve Wagner Love'dan geldi. Gary Rodriguez. Gelsin bakalım ekranlarınızda paylaşımı. Yeni sezona dair güzel bir paylaşım yaptı. 7 numaralı formayı Gary Rodriguez giyecek Galatasaray'ın. Bu sezon özellikle en büyük kozlarından bir tanesi olacak Rodriguez, değil mi? Hazırlık maçlarında özellikle çok etkili bir oyun ortaya koydu. Sezonu merakla bekliyorum açıkçası. Birkaç oyuncu daha var. Hatta baya baya oyuncular var. Bu sezon neler yapacak merakındayım. Teknik direktör Koku paylaşımını yaptı. Cagliari maçının yansımalarını sosyal medyasından görelim. 6. ve son hazırlık maçımızda Cagliari karşısında 2-1 kazandık. Bu maçta kazanma arzumuzu ve son birkaç haftadaki gelişimimizi sergiledik. Şimdi tamamen Benfica ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçımıza konsantre olduk diyor Philip Koku. Takımın gidişatından memnun. Önceki akşam hatırlayacaksınız, Cagliari ile bir hazırlık karşılaşması gerçekleştirmişti. 2-1'de galip gelmişti. Sahadan da güzel bir şekilde ayrılmıştı. Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Türkiye'de teknik direktörler çok fazla sosyal medyayı kullanmıyorlar. Etkili olarak kullanmıyorlar. Daha doğrusu birçoklarının sosyal medya adresi var ama etkileşim içerisinde çok değiller. Koku geldiği günden bu yana hazırlık karşılaşmaları olsun, takımıyla ilgili gelişmeler olsun, o oradaki duygularını rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Güzel bir örnek oldu Koku'nun interaktif olarak, aktif olarak sosyal medyasını kullanması. Öyle değil mi? Dün tarihte bugün de Trabzonspor'un kuruluşuna yer vermiştik. Trabzonspor'dan taraftar videosu da geldi. Güzel de bir video. Gelsin bakalım ekran. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon diyen Trabzonspor taraftarı dünyanın neresine giderse gitsin hemen atkıyı açıyor. Hemen denklaşöre sarılıyor. Güzel güzel videoları da Trabzonspor derleyip taraftarlarla buluşturuyor değerli izleyenler. Başakşehir diyelim. Başakşehir'in antrenmanına gideceğiz. Buyurun. Hazır.
Başakşehir'de Tunay'ın, Adebayor'un ve Arda Turan'ın bu performansına yer vermiş. İzmir temsilcisi Göztepe yeni sezonda Bayram Bektaş'la yeni bir sayfa açacak. Öyle değil mi? Hadi gidelim bakalım şöyle bir antrenman videolarına, buyurun. Bundan iki, yok yani 4 yıl önce, nerede 2 yıl önce, 4 yıl önce böyle bir stat gezisinde bulunuyordum, yazın ortasında, çok büyük bir durum değil. Sadece statları geziyordum, en azından bilgi edineyim diye. Statların ortasında küçük çocukların maç yaptığını gördüm. Okulların, altyapıdaki çocukların büyük sahadaki o atmosferi daha iyi hissedebilmeleri, anlayabilmeleri için statların belli bir dönemleri onlara ayrılmış. Ne kadar özel, ne kadar güzel bir düşünce değil mi? Belçika'nın sürecini, o 4-5 yıllık sürecini de göz önüne aldığımızda, milli takım sürecini, gençlerin yetişme sürecini özellikle. Oldukça güzel. Keşke daha çok olabilse bizde de dedim. Çocukların, altyapıdaki oyuncuların daha fazla büyük A takımlarla kaynaşabildiği o ortam. Bursa Spor'a götüreceğim sizleri. İbrahim Yazıcı tesislerinde U21 takımını konuk etmişler. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Demişken Sov'dan da bir haber verelim. Eski Fenerbahçeli ve Bursa sporlu Sov milli takımı bıraktığını açıklamış. Getirelim ekranlarınıza paylaşımını. Milli takımın formasını giymek benim için büyük bir gururdu. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum hepinize demiş. Boynuz kulağa geçer mi? Bu soruyu sık sık soruyoruz spor dünyasında. Öyle değil mi? Futbolcu babaların oğulları çok fazla değil. Çok fazla geçen yok. Geçenler de var elbette ama biraz zor görünüyor. Fakat yeni nesil biraz daha farklı. Mesela Marcelo'nun oğlu Enzo bence geçecek gibi. Önümüzdeki yıllar uzun, göreceğiz. Keza Hakan Baltın'ın oğlu da babasını geçecek gibi. Bilemiyoruz. Gelsin bakalım performans ekranlarınıza. Ne dersiniz? Oldukça yetenekli gerçekten. Çağrı'ydı değil mi? Çağrı Balta. Bir küçüğü müydü Çağrı? Yok, büyüğüydü sanıyorum ki, yanlış. Çağrı olması gerekiyor değil mi? Adını şimdiden ezberleyelim. Yeteneği çok gibi geldi bana. Paris Saint Germain'in İtalyanları Verratti ve Buffon. Gelsin bakalım, güzel bir şarkı söylemişler. Acaba kulağımızın pasını mı silecekler? Yoksa gerçekten bizi şöyle uzaklara mı götürecekler? Geliyor performansları. Cioccolata, voglio una vita come quelle di Sisi. Voglio una vita maleducata, voglio una vita come sti me qui. Voglio una vita quella di quelle che non dormiva. Voglio una vita, voglio piena di qua.
Ne diyorsunuz, kulağımızın pası silindi mi? Onu bilmiyoruz ama taklidiyle, yeteneğiyle bu fon ayrı bir çığır açtı şu dakikaya. Gerçekten hiç böylesini görmemiştim. Roma biliyorsunuz çocuğuyla gurur duyan anne babalar gibi. Kimi Dünya Kupası'na götürdüyse paylaşımını yaptı. Kim güzel bir performans gösterdiyse ayrı bir parantez açtı. Tüm yıldızlarını yıldızlaştırdı sosyal medyada. Barcelona ile de hazırlık karşılaşması yapmışlardı biliyorsunuz ki. 4-2 mağlup edince Barcelona'yı goller de paylaşılmadan olmaz. Öyle değil mi? Böyle fazlaca paylaşıldı. Gelsin bakalım Roma'nın paylaşımı. Ronaldo gelince taşlar yerinden oynadı. Dün Milan'la Juventus arasında bir transfer trafiği vardı. Gelsin ekranlarınıza. Yeni transfer, Milan'ın yeni transferi Higuain. Milan'da sağlık kontrolleri için bakın kim var diyor. Milan'ın sosyal medya hesabından yapılan bu fotoğrafla duyuruldu değerli izleyenler. Ronaldo'nun gelişiyle satılacağı bir hayli fazla konuşulmuştu Higuain'in. Bu arada Milan Amerika'dan da bir video paylaştı. Getirelim bakalım ekranlarımıza. Milan'da işler böyle. Peki Juventus neler yapıyor? Yıldızıyla güzel antrenmanlar gerçekleştiriyor. Ronaldo'nun paylaşımına gidelim bakalım. Güzel İtalya günlerini antrenmanla geçiriyor Ronaldo da değerli izleyenler. Da transferiyle, Ronaldo transferiyle böyle güzel bir şekilde ilginin odağı oldu şu sıralar. Bu arada Bonucci transferini de duyurdu. Madem bu kadar Juventus dedik, gelsin onların da paylaşımı. Juventus da dün Milanlı Bonucci'yi kadrosuna kattı. Bonucci zaten Juventus'un eski oyuncusuydu. Hatırlarsınız. Böyle güzel bir paylaşım. Chelsea'ye gidelim. Pedro ile yeni sözleşme imzaladı. Geliyor videosu. Pedro 2020'ye kadar Chelsea forması giymeye devam edecek değerli izleyenler. Hazırlık karşılaşmasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelmişti. Penaltılarla gülen taraf Arsenal olmuştu. Arsenal'in o anlardan, maç anından bir videosu var. Geliyor ekranlarınıza. Manchester City'ye gideceğiz. Sané ile Kompany'nin diyaloğunu paylaşmış Manchester City'de. Sané deyince bir süre daha aklıma sanırım Dünya Kupası'na onu götürmeyen Löw gelecek değerli izleyenler. Evet, Sané ile Kompany'nin diyaloğu geliyor ekranlarınıza. If it's even on target, I'll bring you your lunch today. Just on target. Take your time. That was a brilliant right foot. Neyse ki iddialar çok büyük iddialar değildi. Bir öğle yemeğine nazaran daha güzel bir hareketti açıkçası. Daha büyük iddiaları gerektiriyordu. Onların öğle yemeği 1000 sterlindir diyor yönetim. Doğru, bir araba parasına denk geliyor. O da 6000 lira. Olabilir, şimdi onlar öğle yemeğinde seçiyorlardır da değil mi? Yani öyle kolay kolay hiç. Öğle yemeği deyince benim aklıma ne gelebilir ki? Yani zeytinyağlı. Ortaköy'de kumpir yemiyoruz. Zeytinyağlı, bir Egeli olarak zeytinyağlı geliyor öğle yemeği. Peki devam edelim, Liverpool'a götüreceğiz sizleri. Liverpool da yeni sezona güzel bir şekilde hazırlanıyor. Gelsin videolar ekranlarınıza. One, two, three, four.
Premier Lig temsilcileri yeni sezona fırtına gibi hazırlanıyorlar. Bir de Premier Lig'de bu yıl boy gösterecek Fulham var. Fulham da güzel transferler yaptı. Hatta transferlere doymuyor. Premier Lig'de boy gösterecekseniz biraz transfer yapmanız şart. Rekabet ortamı oldukça çekişmeli, öyle değil mi? Fulham'ın transferi gelsin, bakalım ekranlarınıza. Alfie Mouse'ı tanıyalım bakalım. Leicester City diyelim. Leicester'dan sonra West Ham var. Premier Lig temsilcilerini seviyoruz. Güzel paylaşımlar yapıyorlar gerçekten. Leicester City ile devam ediyoruz. Buyurun. Diabate showing his fancy feet. Look to deliver with his left. Cut back onto his right. Finds Ndidi. Ndidi with the no-look pass. Back to Maddison. Maddison tried to flick it up in the air. Well defended by Valencia. Or is it? It comes to Iheanacho! And that's a goal for Leicester City. James Maddison was asking for the penalty. Iheanacho bu sezon kendisini göstermeye, daha fazla göstermeye çalışacak. Bakalım neler yapacak. West Ham'la devam edelim değerli izleyenler. Portekizli genç oyuncusu Juan de Silva'yı paylaşmış. Geliyor ekranlarınıza video. A very important moment for me. It's a new experience for me out of Portugal, and I'm very happy to be here to help the team to get good level. I'm a technical player and very fast, and the supporters can wait for me. I will give 100%. Lukadin geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan Everton'un yolunu tutmuştu Dean. Everton da Dean'le ilgili güzel bir paylaşım yapmış. Geliyor ekranlarımıza. Biz uzun zamandır dans videosu paylaşmadık galiba. Yani son zamanlarda dans eden kimler vardı diye düşünüyorum. Pogba. Pogba'nın dansı geliyor ekranlarınıza. Vay vay la haydi yut. Gelin gayet herhangi yetler. Hegin guaya. Hegin guaya. Hegin guaya. Aha. Apatiyya tanna. Apatiyya tanna. Hey. 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 Ne diyeceğimi bilemedim. Soldaki Pogba'ydı bu arada. Biraz ters ışık olduğu için görmemiş olabilirsiniz. Avustralya'nın yerel dansı Haka dansına benzettim ben. Sen? Benziyor sanki biraz. Peki, tatil fotoğraflarıyla devam edelim. Marcelo'nun hala üzerimden atamadım dansı. Marcelo'nun paylaşımı gelsin bakalım ekranlarınıza. Ailesiyle birlikte tatile devam ediyor ve diyor ki hayat çok güzel. Hayat çok güzel. Hayat güzel. Güzel tabii. Marcelo, hayat sana daha da güzel olmalı. Güzel bir sezon geçirdin. Dünya Kupası'nda boy gösterdin. Peki. Marc-André Ter Stegen'le devam edelim değerli izleyenler. Gelsin bakalım ekranlarınıza Barcelona'nın paylaşımı. Güzel. Barcelona demişken Real Madrid'de diyelim mi? Ne dersiniz? Real Madrid Miami'den güzel mi güzel bir video paylaşmış. Geliyor reklamlarınız. Bye.
Madem İspanya ekipleri dedik, madem Barcelona Real Madrid dedik, Atletico Madrid demeden olmaz değil mi? Diego Simeone'nin paylaşımını getirelim ekranlarınıza. Bakın ne paylaşıyor. Gelişmeye devam etmek için çalışmak gerek diyor. Günün sözü edasında güzel bir paylaşım yapmış. Bir Real'le devam edelim o halde. Gelsin bakalım paylaşımları değerli izleyenler. Bizim de Castillo'muz var diyor adeta Villarreal. Peki Sevilla, onlar da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Geliyor antrenman videoları. Maçlara bakarken aynı zamanda kendisini de geliştirmeyi ihmal etmeyen, insanlığı düşünen, sosyal sorumluluk projeleriyle takdirimizi kazanan, gençlere bakış açısıyla, kendisini geliştirmesiyle son zamanlarda fazlasıyla takdir ettiğimiz bir isim. Güzel bir giriş yaptım bence. Nuri Şahin'le devam edelim. Buyurun gelsin ekranlarınıza Nuri Şahin'in paylaşımı. Keyifler yerinde. Borussia Dortmund'da antrenmandan bir kare paylaşıyor Nuri Şahin. Bayer Leverkusen'la devam edelim. Buyurun. Anadolu Efes'in paylaşımına gidelim. Unutulmaz bir anı paylaştı Anadolu Efes. Buyurun. Son top, son şans. Rakoçevic'i Fox istiyor. Switch yapacaklar diye soktu tahmin ediyorum onu. Kerem Tunçeri, içeriye Kerem. Soktu. Bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Sorduğumuz soruları yanıtlamadan kapatmıyoruz elbette. Geliyor bakalım günün sorusu ekranlarınıza. Dedik ki aşağıdakilerden hangisi Şampiyonlar Ligi grup kurasına birinci torbadan girmek için yeterli değildir? İngiltere ikinciliği olacak. Çünkü yeni statüyle ilk torbaya sadece şampiyonlar girebiliyor. %36 oyla İngiltere ikinciliği olacaktı cevabımız. Bir diğer cevabımız da Hamilton, Lewis Hamilton. Zaten tahminleriniz, yazdıklarınız, yorumlarınız da bu doğrultuda oldu. Peki günü bitirirken, haftayı bitirirken acaba kim bize ne söylüyor? Günün sözü geliyor ekranlarınıza. Michael Jordan diyor ki hep birinciymiş gibi oyna, hep ikinciymiş gibi çalış. Tarihte bugünü de es geçmeyelim çünkü bizim için önemli bir gündü. 1948 yılında bugün ne oldu diye soracaksınız. Londra Olimpiyatları'nda Türkiye Serbest Güreş Milli Takımımız birinci oldu. Bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.